Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda gerçek sayıları, irrasyonel sayıları anlatacağız. Videomuza geçmeden eğer önceki köklü sayılar videolarımızı izlemediyseniz yukarıdaki i harfine tıklayarak izleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu videomuzda da yine like'ları, yorumları bekliyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hemen konumuza geçelim. Sevgili arkadaşlar, önce irrasyonel sayıları öğreneceğiz. Gerçek sayılara geçmeden irrasyonel sayıların ne olduğunu bir öğrenelim. İki tam sayının bölümü şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayı denir. Yani iki tam sayının bölümü şeklinde yazılanlara biz ne diyorduk? Rasyonel sayı diyorduk. Rasyonel sayı. Bütün tam sayılar da bir rasyonel sayıydı, değil mi? Mesela çünkü bu tam sayılar da 7 bölü 1 şeklinde yazılabilir. Bu da rasyonel sayıydı. İşte negatif sayılar da rasyonel sayıydı. Bunlara rasyonel sayı diyoruz. Şu ana kadar öğrendiğimiz sayıların en büyüğü, şu ana kadar öğrendiğimiz sayı kümelerinin en büyüğü rasyonel sayılar kümesiydi. Çünkü içerisinde tüm tam sayılar, doğal sayılar hepsi var. Bir de tam olmayan, doğal sayı olmayan 5 bölü 7 gibi, 1 bölü 2 gibi rasyonel sayılar da var bu kümede. Şimdi yeni öğreneceğimiz küme irrasyonel sayılar kümesi tamamen bu rasyonel sayılar kümesinden farklı. Yani zaten adına bakın irrasyonel, yani rasyonel olmayan, A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Bunlar hangi sayılar? Bakın burada olduğu gibi kök dışına çıkamayan, mesela kök 5 gibi sayılar veya virgülden sonrası sonsuza kadar düzensiz ilerleyen pi sayısı gibi sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz. Yani aslında irrasyonel sayılar dendiğinde aklınıza şu gelmeli: kök dışına çıkamayan sayılar, bir de pi sayısı. Bu kadar. Bunların ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği virgülden sonrası sonsuza kadar düzensiz ilerliyor. Yani bir düzen yok. Şundan sonra hep aynı şu sayı gelir diyemiyoruz. Hani pi sayısını 3,14 alıyoruz ama bu yaklaşık değeri. Veya işte 22 bölü 7 alıyoruz ama bu da yaklaşık değeri, kesin değil, değeri değil. Dolayısıyla virgülden sonrası sonsuza kadar düzensiz ilerleyen sayılar, yani kök dışına çıkamayan sayılar ve pi sayısına biz irrasyonel sayı diyoruz. Ve irrasyonel sayılarını büyük I harfiyle gösteriyoruz, irrasyonel sayıları. Şimdi biz şu kümelerimizi çizersek, mesela bir doğal sayılar kümesi çiziyorum. Doğal sayılar kümesi N harfiyle gösteriliyor. Ne vardı bunun içerisinde? 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi sonsuza kadar giden sayılar. Bunu kapsayan hangi kümemiz var? Bunu kapsayan tam sayılar kümesi vardı. Tam sayılar kümesi de Z harfiyle gösteriliyor. Burada fazladan negatif sayılar da var tam sayılar içerisinde. Bir de bunu kapsayan, tam sayıları da kapsayan bir rasyonel sayılar kümemiz var. Rasyonel sayılar kümesi de Q harfiyle gösteriliyor. Burada da fazladan 1 bölü 2 gibi, 3 bölü 4 gibi sayılar var. Ama sevgili arkadaşlar, irrasyonel sayılar kümesi tamamen farklı bakın. Bu kümelerle ortak elemanı yok. Bunu da biz I harfiyle gösteriyoruz. Ha şimdi bakın gerçek sayıları öğreneceğiz. Bu iki kümeyi de kapsayan en büyük kümeye gerçek sayılar kümesi veya gerçel sayılar kümesi veya reel sayılar kümesi deniyor. R harfiyle gösteriliyor. Ne deniyormuş bakın buna? Reel sayılar da deniyor. Gerçel sayılar da deniyor veya gerçek sayılar da deniyor. Değişik değişik isimleri var. Demek ki bu en büyük kümeye, hem rasyonel sayıları hem de irrasyonel sayıları kapsayan en geniş kümeye reel sayılar, gerçek sayılar kümesi diyeceğiz. Tabi bugün konumuz irrasyonel sayılar olacak genelde. Aşağıdakilerden hangisi iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz? Ne demek iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz? Bu işte irrasyonel sayının tanımı, değil mi? İki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz diyorsa bu irrasyonel sayı demek. Yani aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı? Bize onu soruyor. Peki neydi irrasyonel sayılar? Kök dışına tam çıkamayan sayılar. Mesela kök 3 gibi. Bir de pi sayısı. Bunlar irrasyonel sayı. Bakalım bunlar kök dışına tam çıkamayan var mı bunların içerisinde? Önce A şıkkını inceleyelim. Kök içerisinde 5 ve 20 aynı kökün içerisinde çarpılabilir. Çarparsak 5 ve 20'yi 100 yapacaktır. 100 de kök dışına 10 olarak çıkacaktır. O zaman bu rasyonel. Kök dışına çıkabildiğine göre rasyonel. Gelelim bakın bir ne var? Devirli ondalıklı sayımız var. Nasıl yapılıyordu bunlar? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Bakın devretmeyen kısım 31, yani üzerinde çizgi olmayan kısım. Bölü virgülden sonra kaç tane devreden sayı var? Bir tane. O zaman bir tane 9. Kaç tane devretmeyen sayı var? Bir tane. O zaman bir tane 0. Ne oldu bakın? A bölü B şeklinde yazılabildi. Yani bu bir rasyonel sayı. Bunlar da rasyonel. Çünkü virgülden sonrası düzenli ilerliyor. Değil mi bunun? Gelelim 3. örneğimize. Kök 2'yi 3 defa yan yana çarpacağız. Üssü 3 olduğuna göre kök 2 çarpı, kök 2 çarpı, kök 2.
Bunu da şunu öğrenmiştik. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 yapacak. Ama diğer kök 2 ile çarptığımızda aynen bu şekilde kalacak. 2 kök 2. Dolayısıyla kök dışına çıkmayan bir sayı var. Bu o zaman ne olmuş oluyor? İrrasyonel olmuş oluyor. Kök dışına çıkmadığı için irrasyonel. D şıkkında ise 0 var. 0 zaten biz biliyoruz rasyonel bir sayı. 0 bölü 1 şeklinde yazılabilir. İrrasyonel değil. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir husus var köklü sayılarda. Kare köklü sayılarda paydada biz irrasyonel sayı yani köklü sayı olmasını istemiyoruz. Eğer bir soruyu çözdük, paydasında kök çıktı, bunu şıklarda bulamayabiliriz. Çünkü paydası köklü bir şekilde şıklara koyulmaz. O zaman bizim paydayı kökten kurtarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki paydada kök 6 gibi bir sayı var. Bunu neyle çarparsak bu rasyonel olur? Yani kökten kurtulur. Rasyonel olması demek, kökten kurtulması demek. Eğer kök 6 gibi bir sayı varsa bunu kendisiyle çarparsınız sevgili arkadaşlar. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı bakın ne olur? 6 olur. Kökten kurtulur. Çünkü çarptığımızda kök 36, o da dışarıya 6 olarak çıkar. Mesela şu soru üzerine inceleyelim. Mesela bir soruyu çözdük ve sonucu 1 bölü kök 6 bulduk ama şıklarda yok. Ne yapacaksınız? Paydayı kökten kurtaracaksınız. Paydayı kökten kurtarmak için de bunu eşleniyle çarpacağız. Eşlenik dediğim şey nedir? Mesela kök 6'nın eşleniği kendisidir, kök 6'dır. Veya içerisinde kök 6 bulunan 2 kök 6, 3 kök 6 gibi bir sayıyla çarpacağız. Pay ve paydasını aynı sayıyla çarparsak kesrin değeri değişmez biliyorsunuz. Kök 6 ile 1'i çarparsak kök 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsak da 6. Ne oldu bakın payda kökten kurtuldu. Bunu artık şıklarda bulabilirsiniz. Geçelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde paydada bakın kök 5 eksi 2 gibi bir ifade varsa bunu acaba nasıl kökten kurtarırız? Yani bunun eşleniği nedir? Sevgili arkadaşlar kök 5 eksi 2'nin eşleniği aradaki işaretin zıttı olandır. Yani artılısı. Kök 5 artı 2'dir. Eğer bunu kökten kurtarmak istiyorsanız kök 5 eksi 2'yi kök 5 artı 2 ile çarparsanız kökten kurtulur. Ve bunu uzun uzadıya çarpabilirsiniz. Ama bu eşlenikle çarpmanın bir de kısa yöntemi var. Uzun uzadıya çarpmadan. Bunu çarpanları ayırma konusunda da öğreneceğiz. Birinci sayının karesini alırsınız. Araya eksi koyup daha sonra ikinci sayının karesini alırsınız. Şimdilik bu kadar öğrenmeniz yeterli. Diyelim ki bir soruyu çözdük ve böyle bir cevapla karşılaştık ama şıklarda yok. Paydayı kökten kurtarmak için bunun eşleniğiyle çarpmanız gerekiyor. Nedir bunun eşleniği? Kök 5 artı 2 ile hem payı hem de paydayı çarparsak bu kesrin değeri değişmez. Çarpalım. 1 ile kök 5 artı 2'yi çarparsak yine kök 5 artı 2 yapar. Kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2'yi çarparsak da kısa yöntemini ben söyleyeyim. Birinci sayının karesini alırsın. O da 5 yapar. Araya eksi koyup daima eksi koyuyoruz. İkinci sayının karesini alırsın. Bu da 4 yapar. Yani 5 eksi 4 ne olur? 1 olur. Paydadaki 1'i yazmamıza da gerek yok. Ne oldu bakın? Sonucumuzun paydası kökten kurtulmuş oldu. Evet, geçelim diğer sayfamızdaki örneğimize. Bu örnekte diyor ki aşağıdakilerden hangisi kök 3 artı 5 sayısı ile hem toplandığında hem de çarpıldığında sonuç rasyonel sayı olur. Yani kökten kurtulur. Kök dışına çıkmayan bir sayı kalmayacak. Şimdi ben bunu şıktakilerden hangisiyle toplarsam köklü ifadeden kurtulurum? Bakıyorum kök 3'ten kurtulmam gerekiyor. O zaman benim bunu eksi kök 3 ile toplamam lazım değil mi? Bakıyorum A şıkkında mevcut. Eksi kök 3 ile bunu toplarsam gerçekten kökten kurtulmuş olur. Hemen şurada göstereyim. Bizim sayımız kök 3 artı 5. A şıkkındaki sayı ise 2 eksi kök 3. Bu ikisini toplarsam artı kök 3 ile eksi kök 3 gider. Sonuç bakın rasyonel bir sayı olur. Kökten kurtulur. Demek ki içerisinde eksi kök 3 olmalı. A şıkkında eksi kök 3 var. B şıkkında eksi kök 3 var. C şıkkında eksi kök 3 yok. O zaman C olamaz. Bunu direkt eliyorum. Şimdi neyi inceleyelim? Hem de çarpıldığında diyordu. Acaba bunlardan hangileriyle çarparsam ona bakacağız. İsterseniz inceleyerek yapalım. Kök 3 artı 5 ile 2 eksi kök 3'ü çarpalım. Çarparken mecburen dağılma özelliğini uygulayacağız. Önce bununla bunu çarparsak 2 kök 3 yapar. Daha sonra kök 3 ile eksi kök 3'ü çarparsak 1 artı 1 eksi olduğu için çarpımları eksi. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yapacaktır. 5 ile de 2'yi çarparsak ikisi de artı olduğuna göre artı. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Eksi ile artıyı çarparsak eksi. 5 ile kök 3'ü de çarparsak 5 kök 3 yapar. Bunlar düzenlenirse eksi 3 ile 10'un toplamı 7.
Bunlar çünkü toplanabilir. 2 köküçte de eksi 5 köküç toplanabilir. Çünkü kök içleri aynı. 2 tane köküçe eksi 5 tane köküç eklersem eksi 3 tane köküç oldu. Ne oldu bakın? Sonuç kökten kurtulamadı. Yani A şıkkında olamaz. B şıkkına bakalım. Eksi köküç eksi 5. Köküç artı 5 ile eksi köküç eksi 5'i çarparsak acaba kökten kurtulur mu? Bununla bunu çarparsam eksi olacaktır. Köküç de köküçün çarpımı 3. Bununla bunu çarparsam yine eksi olacak. Buradan 5 köküç gelecek. Bununla bunu çarparsam yine eksi olacak. Buradan ise yine 5 köküç gelecek. Bununla da bunu çarparsam yine eksi 25 yaptı. Bakın bu ikisi toplandığında yine kökten kurtulmuyor. Köklü ifadeler yine kalıyor ifademizde. Öyleyse bu da yanlış. Cevabımız D olacak. D'yi de bakın ben çarpmadan şöyle göstermek istiyorum. Bu köküç artı 5 aynı zamanda 5 artı köküçe eşit mi? Aynısı değil mi? Bakın toplamada yer değişmedi. Hiçbir şey değişmez. Tamam bu buna eşit. Peki ben bir önceki sayfada anlattığım şey neydi? Benim. Bunun eşleniğini bana söyleyebilir misiniz? Aradaki işaretin zıddını alacağız. Aradaki işaretin zıddı da 5 eksi köküç. Yani bakın aynısı. Yani bu bunun eşleniği olduğuna göre bununla bu çarpıldığında kökten kurtulacaktır. İsterseniz hemen yapalım. Bununla bunu çarparsak 25. Bununla bunu çarparsak eksi 5 köküç. Bununla bunu çarparsak artı 5 köküç. Bununla da bunu çarparsak eksi 3. Ne oldu artı 5 köküç? Eksi 5 köküç 0 yaptı. 22 oldu sonuç. Yani sonuç rasyonel oldu. Demek ki köküç artı 5'i bununla hem topladığımızda hem çarptığımızda ikisinde de rasyonel sayı oluyor. İkisinde de kökten kurtuluyor. Bir de bunun pratik çarpma yöntemi vardı. Neydi? Birincinin karesini al. Araya eksi koy. Sonra ikincinin karesini al. Yani 25 birincinin karesi. İkincinin karesi alındığında köküçle köküçün çarpımı 3 yapar. Yine 22 sonucunu verir. Evet, son olarak bu örneğimizi çözüp videomuzu tamamlayacağız. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? Yani köklü sayı bulacağız sonucu. Bakalım hangi şıkta köklü çıkacak? Birinciyle başlıyorum. Arada bölme işlemi var. Bölme işlemi olduğuna göre ikisini aynı kökün içerisine yazabilirim. 14 bölü 1 bölü 14. Daha sonra birinci kesiri aynen alıp ikinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Bu da 14'ün karesi yapıyor. 14'ün karesi kök dışına 14 olarak çıkabilir. Yani bu rasyonel, değil mi? Rasyonel. Bize irrasyoneli soruyor. Kökten kurtulamayanı soruyor. Geçelim ikinci örneğimize. İkisini ben yine aynı kökün içerisinde bölebilirim. Çünkü bölme işlemi var. 0,06'yı paya yazıyorum. 0,015'i de paydaya yazıyorum. Ne öğrenmiştik? Virgülden kurtarmak için bunu 1000 ile genişlet. Çünkü virgülden sonra 3 sayı var. Yukarıdaki sayıyı 1000 ile genişletirsem 60 yapacak. Aşağıdaki sayıyı 1000 ile genişletirsem 15 yapacak. 60'ı da 15'e bölersem 4 yapacak. Bu da kök dışına 2 olarak çıkacak. Yani bu da rasyonel. Bu da olamaz. Gelelim C şıkkına. 0,2 ile 50'yi aynı kökün içerisinde çarpabilirim. 0,2 çarpı 50. Ne yapar bunları çarptığında? 2 bölü 10 yazalım 0,2 yerine. Bir de 50 var. Bunları çarptığında 100 bölü 10'dan 10 çıktı. Bakın kök 10 irrasyonel bir sayı. Kök dışına çıkamıyor. Cevabımız C olacak. Ama yine de D şıkkında hemen inceleyelim. Bunları aynı kökün içerisinde çarpabilirsiniz. 0,03 çarpı 300. 0,03 demek 3 bölü 100 demek. 300 ile çarparken ne olur? 900 bölü 100'den 9 yapar. Kök 9'da dışarı 3 olarak çıkabiliyor. Yani bu da rasyonel. Evet, gerçek sayılar konumuzda bu kadar. Videolarımıza buradan abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan sıradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Buradan da bütün PDF dokümanlarımızı indirebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.